Annemden haber var mı? Hadi, yeni bir şey yok, aynı. Ama yoğun bakıma girip birkaç dakika görebilirmişiz. Jale ayarladı sağ olsun. Polise çıkarken gördüm. İfade verdim. Ne dedin? Sana söylediklerimi. Sinir krizi geçirdiğimi, evi kırıp döktüğümü. Sonra üzerimdeki kanları görüp bayıldım. Çünkü beni kan tuttun. Sonra kendime geldiğimde onu gördüm. Anne. Nisan. Doruk. Neredesiniz? Nisan. Doruk. Neredesiniz? Buradayız anneanne. Bak bunlar senin için. Ha, ne güzel çiçekler bunlar böyle. Tıpkı sizin gibi. Nereden buldunuz bunları? O topladı. Anne. Anneciğim. Hep benim yüzümden oldu. Özür dilerim.
Dayıcığım. Nasılsın bakalım? Nasıl olayım? Hatice'yi öyle görünce inanamıyor insan. Ben çıktım, Şirin girdi yanına. İnşallah annesini öyle görmek onu daha fena yapmaz. Nerede Şirin şimdi? Hava almak istedi, oturdu oraya. Ben de yalnız bırakayım dedim, ilişmedi. Acaba hiç görmese miydi annesi, ne dersin? Dayıcığım, çocuklarımızı gerçeklerden uzak tutarak onlara iyilik yapmış olmuyoruz. Ama suçluluk duyuyor. Sağlıklı insanların suçluyken suçluluk duyması gerekir. Esas sen hiç iyi görünmüyorsun. Ya kızım tabii hastane. Yoruyor insanı ama benim şikayetim yok. Onlar iyi olsun da. Hadi. Kalk bakalım. Hadi. Şimdi evine gidiyorsun. Çok güzel bir duş alıyorsun. Kendi yatağında uyuyorsun. Lütfen. Nöbeti ben devralıyorum. Yarın sabahtan önce de seni burada görmek istemiyorum. Şirin'le Hatice yengen bana emanet. Hadi. Hadi. Kızım yok, yok ben gidemem. Dayıcığım, hadi lütfen. Bak ben böyle emirler yağdırabilmek için 6 yıl tıp okudum. Sen bana güvenmiyor musun? Ha? Sen demiyor muydun küçükken bu kız her şeyin altından kalkar diye? Biz hastalanınca sen bakacaksın demiyor muydun? Diyordum. O zaman ne şimdi böyle? Hadi. Şirin'i alayım bari. Bir şey olmaz Şirin'e. Ben götürürüm odaya. Hadi. Hadi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.